Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifleriniz yerindedir. En önemlisi sağlığınız yerindedir. Hatırlarsanız birkaç hafta önce Fotoğrafçının Göz Terbiyesi isimli videomuzu yayınladığımız zaman ortaya bir metodoloji koymuştum. Bu videodan sonra çok sayıda mesaj aldım. Hocam, anlattıklarınızı uygulamalı olarak bir videoda gösterir misiniz diye çok arkadaşımız ricada bulundu. Bugün birlikte bazı fotoğraflara bakacağız ve o videoda ortaya koymaya çalıştığımız yöntemi kullanarak hep birlikte değerlendirmeler yapacağız. Hadi buyurun. Bugün birlikte değerlendireceğimiz fotoğraflar Umut Ufku Kurnaz ve Cansu Çelik Sarmaşık arkadaşlarımıza ait. Bu arkadaşlarımız YouTube kanalımdaki katıl butonuna basarak kanalıma destek oldular. Bana gönderdikleri 5-10 fotoğraflık portfolyolarını genel olarak ve içindeki her bir fotoğrafı teker teker detaylı olarak değerlendirdim ve bir rapor halinde kendilerine gönderdim. Kendilerinin de rızasını alarak bugün bu fotoğraflar arasından birkaç fotoğrafı sizlerle birlikte değerlendirmek istiyorum. İlk fotoğraf Umut Ufku Kurnaz'a ait. Kendisi öğrenci ve cep telefonuyla fotoğraf çekiyor. Okuyacağımız fotoğraf şimdi ekranlarınızda. Fotoğrafçı ön planda tarihi bir bina, sol altta bir duvar resmi, arkada da Galata Kulesi'nin olduğu bir fotoğrafı çekmiş. Eski bina ve Galata Kulesi'nin tarihsel ilişkisi kadraj içerisinde bizi kendilerine çekiyor. Kadrajın sağ alt köşesinden giren eski bina ilginç yapısıyla gözümüzü yukarıya doğru taşıyor. Gökyüzündeki kuş ve hemen sonrasında Galata Kulesi'ne geçen göz ilgi merkezini yakalıyor. Fotoğrafçı Galata Kulesi'ne farklı bir açıdan bakmak ve bize aktarmak istemiş. Fotoğraf aşağıdan yukarıya doğru sokaktaki kalabalığı ayıklayarak çekilmiş. Kısık diyaframda ve kadrajdaki tüm ögelerin net olduğu bir fotoğraf. Pozlama hatası yok. Sağ taraftaki bina diagonal bir şekilde kadraja dinamizm katarken dikeyde kadrajın yaklaşık 1 bölü 3'ünü kaplıyor ve altın oran çizgisine oturuyor. Benzer bir şekilde sol alttaki binalar topluluğu da yatayda 1 bölü 3 oranında kadrajın altın çizgisine yerleşmiş. Kuşun konumlandırılması da altın noktalardan birisinde olup yardımcı ilgi merkezi görevi yapıyor. Fotoğraf İstanbul'da çekilmiş. Galata Kulesi'ne yapılan klasik bakışın ötesinde farklı bir açıdan çekilmiş. Sağ öndeki binanın kadraja katkısı, fotoğrafçının da doğru kullanımıyla birlikte güzel olmuş. Fotoğraf gündüz vakti, bol bulutlu bir havada çekilmiş. Sağ üst taraftan gelen gün ışığı kadrajı güzel aydınlatırken, gölgeler de fotoğrafa boyut katmış. Bu fotoğrafı beğendim. Kadraj içi yerleşim başarılı. İlgi merkezi belirgin. Yardımcı ögeler ilgi merkezini destekliyor. Binanın diagonal yerleştirilmesiyle hem kadraja hareket katılmış hem de göz yönlendirilmiş. Ben olsaydım bu fotoğrafta sol altta kalan duvar resmini de kadraja daha fazla katardım. Bunu yapmak için 1 metre kadar geriye çekilmek yeterli olabilirdi. Böylece yani eski Galata Kulesi eski bina ilişkisinin içine yeni bir duvar resmi de katarak anlam kontrastı da oluştururdum. Sonuç olarak güzel bir fotoğraf olmuş. Umut arkadaşımızın eline sağlık. İkinci fotoğrafımız yine kendisine ait. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Fotoğrafçı eski çarşı diyebileceğimiz türden bir yerde sokağı,
sokaktaki dükkanları, insanları ve binaları çekmiş. Esnafların bulunduğu sokak ve buradaki insan trafiği anlatılmaya çalışılmış olabilir. İkinci bir konu olarak da eski, terk edilmiş bina vurgulanmak istenmiş olabilir. Fotoğrafta ön tarafta bir sandalye, arkasında bir trafik levhası, yolda el arabasıyla bir insan, arkada başka insanlar, eski bina ve en geride de yeni bir bina var. Bu yerleşim düzeni bir yandan fotoğraftaki derinliği algılamamıza yardımcı olurken diğer yandan fotoğrafı bir karmaşa içine itmiş durumda. İzleyici olarak bunlardan hangisi öncelikli olarak bize aktarılmak istenmiş gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Fotoğraf kısık diyaframla çekilmiş. Zaten cep telefonuyla çekildiği için diyaframa da müdahale edilemiyor. Doğru bir ışık pozlaması yapılmış. Göğüs hizasından ve konuya genel plan sayabileceğimiz bir planda çekilmiş. Işık ve gölgenin kullanımı başarılı ve fotoğrafa boyut katmış. Türkiye'de birçok kentimizin eski çarşı diyebileceğimiz bölgelerinde rastlanabilecek bir mekan. Mekan, fotoğrafın ana konusuyla uyumlu olduğu ve doğru kullanıldığı sürece güçlü bir mekan. Fotoğrafın kadrajı itibariyle ise kalabalık bir ortam. Fotoğraf, gündüz vakti, ışığın tam tepede olmadığı saatlerde, muhtemelen sabah saat 9-10 civarında veya öğleden sonra 15-16 civarlarında çekilmiş. Yatay ışığın dar sokaklarda yarattığı gölge ve yer yer ışık alan bölgeler fotoğrafa ışık gölge anlamında değer katmış. Ben bu fotoğrafı beğenmedim. Aslında potansiyeli olan bir fotoğraf. Ancak mesajı net değil. Hani ben lafımı ortaya koyarım, isteyen istediği yerden alsın tarzı bir fotoğraf. Fotoğraflar mesajlarını net olarak vermeliler. Sandalye mi? El arabalı amca mı? Eski bina mı bizim ilgi merkezimiz? Yani biraz daha fazla ayıklama yapılmalıydı. Ben olsaydım ilgi merkezi olarak el arabası kullanan amcayı seçerdim. Onu kadrajımda belirgin olarak öne çıkarmak için ona yaklaşır, yani sandalyenin öbür tarafına geçer ve iyice yere doğru eğilirdim. Amca ve arabası kadraj içerisinde ön planı doldurduğundan onun arkasındaki insanlar ve hatta dükkanlar da ayıklanmış olurdu. Kadrajın üst kısmına ise eski binayı yerleştirir ve böylece eskici amcayla eski bina ilişkisini güçlü bir anlatım şeklinde yakalamaya çalışırdım. Bir sonraki fotoğrafımız Cansu Çelik Sarmaşık arkadaşımıza ait. Hadi birlikte fotoğrafa bakalım. Fotoğrafçı Galata Kulesi'ni çekmiş. Boş sokağın bitiminde Galata Kulesi'nin heybetli görünümü, mavi karanlık saatlerin çekiciliği, aydınlatmaların kızıl ışığı ve sudaki yansımanın zenginliğiyle güzel bir fotoğraf oluşturmuş. Kuleye uzanan sokak boş. Ancak fotoğraf yalnızlığı veya karamsarlığı değil, canlı renkleriyle ve sudaki yansımasıyla enerjiyi ve umudu besliyor. Galata Kulesi kadrajın içerisine dominant olarak yerleşmemiş. Evet, ilgi merkezi ama sokağın derinliği içerisinde dengeli olarak göz kırpıyor fotoğrafa. Fotoğrafta bariz şekilde yönlendirici çizgiler kullanılmış. Bu şekilde gözümüz fotoğrafın alt tarafından veya kadrajın bize yakın kısmından başlayıp ilgi merkezine, yani Galata Kulesi'ne kadar ulaşıyor. Teknik anlamda doğru pozlanmış. Kısık bir diyaframla geniş tutulan alan derinliği sayesinde fotoğrafın son derece izlenebilir, her tarafı net bir fotoğraf olmuş. Fotoğraf İstanbul'da Galata Kulesi'ne açılan sokaklardan birisinde çekilmiş. Mekandaki su kanalının
kaldırım yükselti taşlarının, demir korkulukların fotoğrafa katkısı çok olmuş. Gözümüz onların yarattığı çizgilerle doğrudan ilgi merkezine ulaşıyor. Fotoğraf mavi karanlık saatlerde çekilmiş. Seçilen saatler fotoğraf için canlı, cezbedici ve çok güzel kontrastların oluştuğu saatlerdir. Fotoğrafa estetik değer katan bir zamanlama olmuş. Ben bu fotoğrafı beğendim. Fotoğrafta yönlendirici çizgilerin doğru ve etkin kullanımını özellikle beğendim. Bu şekilde göze alıp bir noktaya götüren ve götürdüğü noktada ilgi merkeziyle buluşturan yönlendirici çizgiler etkilidir. Ayrıca mavi karanlık saatlerin seçilmiş olması da fotoğrafa değer katmış. Ben olsaydım yaklaşık 20-30 santimetre daha geriden bir yerden fotoğrafı çekerdim. Böylece Galata Kulesi'nin ve yansımanın en tepe noktaları biraz daha rahatlardı. Kadrajın alttan ve üstten sıkıştırılmış olma duygusunu yenmiş olurduk. Güzel fotoğraf. Cansu Hanım'ı tebrik ediyorum. Son fotoğrafımız yine Cansu Hanım'dan. Fotoğrafçı bu fotoğrafta tek katlı iskele binasını çekmiş. Bu bina bir parça tarihi bir dokuya sahip olmakla birlikte genel görünümü ile özelliği olan bir binaya benzemiyor. Fotoğrafa uzun süre bakmama rağmen fotoğrafın bize ne aktarmak istediğini algılayamadım. Binanın özel bir anlamı, taşıdığı bir mesajı veya fotoğrafçı için özel bir anlamı var mıdır? Varsa bu fotoğraf izleyiciye bunlarla ilgili hiçbir şey aktarmıyor maalesef. Fotoğraf makinesi yere konularak çekilmiş. Bu ilgi merkezi olan binanın gökyüzü içine yerleştirilerek başka bir şeyle çakışmamasını sağlamış. Bununla birlikte ön tarafta oluşan ve fotoğrafa değer katmayan, üstelik de kadrajın yarısından fazlasını kaplayan, net olmayan bir alan oluşmuş. Bu da gözü rahatsız ediyor. Fotoğraf İstanbul'da Kanlıca Eskile binasının önünde çekilmiş. Binanın ilgi merkezi olması dışında mekanın fotoğrafa kattığı ekstra bir değer varmış gibi görünmüyor maalesef. Fotoğraf gündüz saatlerinde ışığın difüze olduğu, güneşin doğrudan ilgi merkezine vurmadığı bir saatte çekilmiş. Işık difüze olduğu için bina iki boyutlu düz bir kağıt gibi çıkmış. Derinlik hissi kaybolmuş. Ben bu fotoğrafı maalesef beğenmedim. Teknik anlamda bir sıkıntısı olmamakla birlikte ön tarafta oldukça büyük bir boşluk, üstelik de değer katmayan bir boşluk var. Işık çok difüze ve ışık gölge oyunlarının olmaması ve dolayısıyla derinlik hissinin de olmaması, ayrıca binanın da tam karşıdan çekilmesi fotoğrafı son derece düz bir fotoğraf yapıyor. Bu nedenle beğenmedim. Ben olsaydım binaya biraz daha açılı bakabileceğim bir görüş açısı oluştururdum. Böylece fotoğrafı iki boyuttan kurtarmaya çalışırdım. Ayrıca yerde bu kadar boşluk bırakmaz ya da bırakacaksam parke taşlarının arasındaki boşlukları yönlendirici çizgi gibi kullanarak izleyiciyi binaya yönlendirmeye çalışırdım. Evet arkadaşlar, bugün iki farklı arkadaşımızın dört farklı fotoğrafını tariflediğimiz metoda göre değerlendirdik. Fotoğraf sahipleri Umut Ufku Kurnaz ve Cansu Çelik Sarmaşa'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizler de fotoğraflarınızın değerlendirilmesini istiyorsanız bunun iki yolu olabilir. İlki aşağıda açıklamalar bölümünde vereceğim mail adresine adınızı, soyadınızı ve bir adet fotoğrafınızı gönderebilirsiniz. Eğer okumak için sizin fotoğrafınızı seçersem başka bir videoda değerlendirebilirim. İkinci yöntem de
tıpkı Umut Bey ve Cansu Hanım'ın yaptığı gibi katıl butonuna basarak kanalımı destekleyebilirsiniz. Böylece seçeceğiniz seviyeye göre 1, 5 veya 10 fotoğrafınızı detaylı değerlendirebilir ve size çok detaylı bir rapor sunabilirim. Dilerseniz videolarda isminizle birlikte veya isimsiz şekilde tıpkı bu videoda olduğu gibi kullanabilirim. Bugünlük de bu kadar. Videoyu kapatmadan önce kanalıma katılarak destek veren, ekranda isimleri yazan arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Soru, yorum, görüş ve önerilerinizi aşağıya bırakmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar evde kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.